Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasındayız. Niye buradayız? Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte okullar kapanıyor, yaz tatili geliyor. Yaz tatili denildiğinde aklımıza gelen ilk şeylerden birisi de aslında oyun. Peki sizin için doğru olan oyun konsolu hangisi? Bugün aslında bu soruya biraz cevap aramaya çalışacağız. Görüyorsunuz arkamda Nintendo Switch'ten Xbox Series S'e kadar pek çok konsol bulunuyor. Peki bu konsollardan hangisi size hitap ediyor? Bunu sizlerle birlikte cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz halihazırda ülkemizde hem Nintendo, hem Microsoft, hem de Sony güncel konsollarını satıyorlar. Buraya MediaMarkt mağazasına geldiğinizde de zaten bütün konsolları bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli olan şey sizin zevkinize ya da oyun stilinize hitap eden konsolu seçebilmeniz. Biliyorsunuz Microsoft tarafında pek çok avantajlı ürün var. Bunlardan en önemlisi ise Xbox Game Pass denilen bir abonelik servisi. Eğer ben oyuna çok fazla para vermek istemiyorum diyorsanız bir Xbox alarak bu servise üye olabilirsiniz ve aylık 35-40 lira gibi bir ücret karşılığında 100'den fazla oyunun bulunduğu kütüphaneye rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik bu kütüphanedeki oyunların her ay değiştiğinde sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Fakat ben özel oyunlar oynamak istiyorum, Türkçe dil desteğine sahip yapımlar oynamak, deneyimlemek istiyorum diyorsanız o zaman bir PlayStation konsolu seçebilirsiniz. Biliyorsunuz şu anda Sony ülkemizde PlayStation 4 ve PlayStation 5 modellerini satıyor. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Acaba PlayStation 4'ün zamanı geçti mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, kesinlikle geçmedi arkadaşlar. Çünkü Sony önümüzdeki seneye kadar PlayStation 4'e destek vereceğini duyurdu. Sony'nin haricinde diğer 3. parti oyun yapımcıları da bu desteği sürdüreceğini açıkladı. Halihazırda önümüzdeki süreçte God of War, Ragnarok gibi çok sağlam oyunlar gelecek ve bu oyunlar arkadaşlar PlayStation 4'te de boy gösterecekler. Dolayısıyla PlayStation 4 satın aldığınızda da güncel Sony oyunlarını deneyimleme şansına erişeceksinizdir. Şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. PlayStation Türkiye genel olarak konsola özel olarak yani exclusive dediğimiz oyunlarda Türkçe dil desteğine yer veriyor ki God of War Ragnarok'ta da yine Türkçe dil desteğinin bulunacağını sizlere hatırlatalım. Bu arada PlayStation için şunu belirtmek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Sony PlayStation modelinde pek çok donanım desteği de sunuyor. Bunlardan biri de VR desteği arkadaşlar. VR desteği ne demek? Sizin sanal gerçeklik gözlüğünü destek veren oyunları oynayabilmeniz anlamına geliyor. Bunun için ayrı bir set satın almanız gerekiyor ve VR destekli oyunları PlayStation VR sayesinde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Bu oyunların gerçekten farklı bir deneyim hissiyatı verdiğini de sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz önümüzdeki süreçte Sony PlayStation VR 2'yi çıkartacak. VR 2'nin çıkmasıyla birlikte muhtemelen oyunlardaki gerçekçilik oranı daha da artacaktır. Bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum. Hem PlayStation için hem de Xbox için direksiyon aparatları da mevcut arkadaşlar. Dilerseniz bu direksiyon aparatlarını alarak ne yapabilirsiniz? Araba yarışı oyunlarında deneyimleyebilirsiniz. Ekipmanların size gerçek bir sürüş deneyimi sunduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Halihazırda şunu da belirtmek istiyorum. Ya ben oyunları genel itibariyle gamepad değil de hani klavye ve fareyle oynamak istiyorum diyorsanız şu anda hem Microsoft'un konsollarında hem de Sony'nin konsollarında klavye ve fare desteği bulunduğunu hatırlatalım. Bunları da yine ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Özel ekipmanlar var. Onları satın alarak konsolunuz üzerinden klavye ve fareyle dilediğiniz oyunları, daha doğrusu desteklenen oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben hibrit bir oyun konsolu arıyorum. Yani sadece televizyona bağımlı kalmak istemiyorum. Dilediğimde konsolu elime alıp oynayabilmek istiyorum diyorsanız o zaman kesinlikle Nintendo Switch'i tercih etmelisiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Nintendo Switch 2017 yılında satışa sunulmuştu. Yani aradan 5 yıl gibi bir süre geçti. Fakat Nintendo bu konsolu sürekli olarak beslemeye devam etti. Yani bu süre içerisinde birçok yapımın, birçok oyunun Nintendo Switch platformu için yayınlandığını sizlere söyleyebiliriz. Bunun haricinde Nintendo 3. parti oyun yapımcılarının desteğini de aldı. Dolayısıyla konsolun geneline baktığımızda pek çok 3. parti oyunun yayınlanmış olduğunu da görebiliriz. Halihazırda burada Nintendo Switch 3 paket halinde sunuluyor. Bunlardan bir tanesi bildiğimiz klasik Nintendo Switch. Diğeri Switch Lite ve son olarak biliyorsunuz OLED ekrana sahip bir Switch modeli tanıtılmıştı. O da halihazırda satışa sunulmuş durumda arkadaşlar. Bu konsolun en önemli özelliği tabii ki hibrit oyun oynayabilme özelliğini sunması.
Ne yapıyoruz? Dilersek bu konsolu biz televizyona bağlayıp televizyon üzerinde oynayabiliyoruz. Dilersek de Joy-Con'ları konsolun yan tarafına takarak mobil bir şekilde elimizde dilediğimiz yerde oyun deneyimimizi sürdürebiliyoruz. Aynı PlayStation ve Xbox olduğu gibi Nintendo Switch'te de çeşitli aparat destekleri bulunuyor arkadaşlar. Örneğin bir Circle dediğimiz bir halka var. Bu halkayı belinize takarak çeşitli bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ya da Nintendo'nun özel olarak geliştirdiği Mario Kart oyunu için ufak bir direksiyon aparatı var. Onu alarak Joy-Con'ları ona takıyorsunuz ve farklı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada hangi aparatı alacağınız tamamen sizin oyun deneyiminizi etkileyecek bir unsur. Dilediğiniz oyunu, sevdiğiniz oyunu daha iyi deneyimlemek için bu aparatları da satın alabilirsiniz. Kısaca özetlememiz gerekirse, MediaMarkt mağazasına geldiğinizde kesinlikle kendinize göre bir konsol bulabilirsiniz. Tekrardan sizlere belirtelim. Eğer oyun için çok para harcamak istemiyorum diyorsanız tercihiniz Microsoft Xbox Series S ya da Series X olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bunların ikisi de yeni nesil konsollar. Eğer Türkçe dil desteğine sahip oyunların ağırlıklı olduğu bir konsol arıyorum diyorsanız o zaman PlayStation konsollarını tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi hibrit bir konsol arıyorum diyorsanız, yani ben hem televizyonda hem mobil olarak oyun oynamayı tercih edeceğim diyorsanız o zaman da Nintendo Switch'i tercih edebilirsiniz. Eğer bu konsollar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.